İyi akşamlar değerli seyirciler. Sansürsüz Gündem programıyla karşınızdayız. Cem TV ekranlarında bugün değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Profesör Doktor Yüksel Taşkın'la gündemi konuşacağız. Gündem elbette operasyon ve şehitlerimiz değerli seyirciler. İdlib operasyonu ne durumda? Bunu konuşacağız ve detaylarıyla sayın konuğum değerlendirecek, tüm soruları kendisine yönelteceğiz. WhatsApp'tan da bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. WhatsApp numaramızı sizlere aktarayım. 0530 848 13 13 numaralı telefonumuzdan bizlere WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de sayın Yüksel Taşkın'a, hocama sorularınızı ileteceğim değerli seyirciler. Evet, gündem bu haftada oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün. Suriye'de bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Suriye ile dış politikamızı konuşacağız. Rusya ile ilişkiler, Avrupa Birliği'nin tavrı, mültecilerin durumu, tüm detaylarıyla bu konuları işleyeceğiz. Ben öncelikle konuğumuza dönmek istiyorum ve hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Değerli hocam, şimdi geçen hafta 27'sinde daha doğrusu 27 Şubat'ta gerçekleşti. İdlib'de bir ciddi bir kaybımız var. Yani çok uzun süredir hiçbir operasyonda, en son Kıbrıs Barış Harekatı'ndaydı sanıyorum, bu denli bir kayıp vermedik. İlk kez Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği bir operasyonda bu denli bir kayıp verdi. 34 askerimiz şehit oldu. İdlib operasyonunu konuşalım. Şimdi ona bu yakın zamanda bir isim de konuldu. Bahar Kalkanı Harekatı. Bu operasyona, bu harekata neden ihtiyaç duyduk hocam? Şimdi son dönemi baz alarak baktığınızda başka türlü yorumlamak gerekiyor. Daha geniş perspektifle baktığınızda başka türlü yanıtlamak gerekiyor. Ben önce genel bir tespitle başlayayım. Bu savaş Türkiye'nin içinde olduğu tezlerin yenilgisiyle sonuçlandı. Tekrar savaş başlatılabilir mi? İç savaştan bahsediyorum. Hı hı. Teorik olarak mümkündür ama bizim açımızdan çok vahim sonuçları olur. İdlib bir sıkışmışlığın adıdır. Bir savaşın, iç savaşın, 10 yıla yakın süren bir iç savaşın son perdesidir. O son perdede de herkes biraz acele ediyor. Özellikle Suriye ve Rusya'da bir an önce orayı da kendi topraklarına, özellikle Suriye'ye katmak istiyor. Bütün anlaşmalarda, BM'nin kapsamındaki veya Soçi veya Astana'daki bütün anlaşmalarda aslında Suriye'nin toprak bütünlüğü ve İdlib üzerinde hakları teslim ediliyor. Bunun ötesinde, yani bu teorik olarak egemenlik Suriye'ye aittir ama mevcut sorunun insani bir şekilde çözülebilmesi için Soçi mutabakatı gibi şeylere gidiliyor. Dolayısıyla orada vurgulamamız gereken, Suriye'nin egemenlik haklarına bütün aktörler teorik olarak saygılı. Fiilen tabii başka türlü şeyler olabilir. İdlib meselesini operasyon dışı, savaş dışı enstrümanlarla çözebilir miydik? Bu soru savaşın daha başına kadar götürülebilir. İki düzeyde cevaplayayım. Biz savaşın başında ısrarla sürekli barış seçeneğini masaya koysaydık ve mezhepler üstü, ki seküler bir devletin gereği olan mezhepler üstü ve milliyetçilikler üstü bir tutum takınabilseydik, bölgedeki bütün akrabalarımıza eşit mesafedeyiz, Araplar, Kürtler dahil ve diğer unsurlar dahil diyebilseydik, zaten mesele bu kadar çetrefil hale gelmeyecekti. Böyle bir tavır takınamadık diyorsunuz. Takınamadık. Dolayısıyla bizim yanlış tercihlerimiz, bir, iç savaşın uzamasına yol açtı. İki, şu anda hangi konumdayız? İç savaşın son perdesinin uzamasına veya hiç istemiyorum ama yeniden iç savaşın canlanmasına katkıda bulunursak, rahatsız olduğumuzu iddia ettiğimiz, örneğin 3.7 milyon göçmenden tutun, bütün bu konularda aslında bizim kendi ayağımızı ateş etmemiz gibi bir sonuç doğacak. Dolayısıyla bir tane vahim hata yaptık, ikincisini yapmamamız lazım. Savaş dışı enstrümanlar kullanılabilir veya operasyon dışı enstrümanların kullanabilecek olacağına dair en önemli gösterge, 5 Mart'ta Erdoğan'ın Türkiye'den kalkıp Putin'le görüşmeye gitmesi. Şimdi bu daha önce de yapılabilirdi. Bu kadar insan ölmeden de belli bir anlaşma yapılabilirdi. Anlaşma dediğiniz şey şudur.
Herkes bir adım geri atar. Şimdi şu anda Erdoğan'ın Putin'le onarmaya çalışacağı şey Soçi mutabakatıysa... Evet, geçmişte de denenmedi mi hocam? Denendi. Bakın bir gece çok yoğun diplomasi trafiği oldu. Rusya Türkiye'ye bazı alternatifler iletmiş. Şimdi Mişli konuşacağım çünkü ben orada değildim ama öyle duyumlar geliyor. Bazı alternatifler önermişler. Türkiye yanaşmamış. Türkiye dolayısıyla bu öngörülemez kaygan zemine bir şekilde bizim hatalarımızla yol açmış görünüyor. Bu noktada biz Rusya ile Soçi mutabakatı üzerine anlaştığımızda arada bu kadar insan kaybı, bu kadar şehit kaybı onların anneleri düşünmeyecek mi? Yani bu kapılar, diplomasi kapıları, operasyon veya savaş dışı enstrümanlar güvenliğin tek aracı askeri seçenek midir? Başka operasyon, başka enstrümanlar kullanılsaydı daha farklı olabilirdi sorusunu hiç kimse öteleyemez. Evet. Zaten iktidarın şöyle bir telaşı var. Türkiye'de özgür ve rahat bir tartışma ortamı bu konuda oluşmaması için canhıraş bir çaba içinde oldukları dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bu ancak kendi tezinin zayıflığına kendisi de inanmış bir yaklaşım tarzı olabilir. Bugün İstanbul Valiliği'nin aldığı karar, genel olarak özgür bir tartışma olmasın diye örneğin farklı bir perspektifi olanların bir araya gelmemesi, meselenin teknik haliteye boğulması, askeri söyleme boğulması, askeri dili kullanan ve militarizmin batağına saplanmış insanların televizyonlarda insanların kafasını karıştırması, bütün bunlar aslında özgür rahat bir tartışma yapılmaması için bilinçli olarak konuluyor. Sağduyulu, sakin bir ortamda tartışsaydık zaten operasyon dışı enstrümanlara da ki CHP olarak hep bunları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bize hep şey diyorlar, Esad'la görüşünden başka bir şey söylemiyorsunuz diye. Biz uzun süredir Rusya ile de görüşüp Soçi mutabakatında Rusya ve Suriye'nin hatalarını da yani onların da yaptığı iki taraf da hata yapıyor aslında. Yani dolayısıyla bunları da konuşalım gibi bir tavır içinde gidiyoruz. İnsan canını devreye sokmadan önce yapılabilecekleri sonuna kadar kullanmadığınız zaman bu size tarih önünde bir vebal de getiriyor. Biz burada insan malzemesiyle uğraşıyoruz, taşla uğraşmıyoruz. Siyasetin görevi de yaşatmak zaten. Peki hocam şimdi adım adım ilerleyelim. Çünkü birçok önemli başlığa da değindiniz açıkçası. Bu gerçekleşen olayda 27 Şubat günü gerçekleşen olayda çok canımız yandı. 34 askerimiz şehit oldu. Bunu kim gerçekleştirir? Yani Rusya olmadan Suriye'nin hala bu denli bir gücü var mı? Varsa tek başına mı yaptı? Rusya bu aşamada nerede yer alıyor? Benim güvendiğim analizlerde Rusya'nın da işin içine dahil olduğu görülüyor. Şöyle bir şey aslında kendi içinde Rusya aslında krizi tırmandırmamak için kendi dahiliyetini ön plana çıkarmamak istedi ama ondan önce kriz şöyle yaklaşıyordu. Şimdi Suriye ordusu çok yorgun. Dolayısıyla uzun yıllardır savaşıyorlar. Rus askeri desteği olmadan belli alanları koruyamıyorlar. Türkiye'de sahadaki unsurları ki onların o unsurlarında hiçbirisi gerçekçi analizler yapabilecek kadar soğukkanlı ve ideolojik körlükten uzak yapılar değil. Türkiye bu yapılara topçu desteği sağlıyor. Rusya da Suriye'ye havadan destek sağlıyor. Rusya ve Suriye'nin Türkiye'ye bir set çekme şeyi şundan başladı ki uzun süredir devam ediyor. Hatta bu arada bu nedenle şehitler verdik. Rusya diyor ki bize bu unsurlara topçu desteği verme. Bunlar ılımlı muhalif falan da değil. Çünkü Tahrir el-Şam denilen yapı zaten Soçi mutabakatından sonra ılımlı yapıları tasfiye etti. Hatta kovdu, yok etti. Yani söktü attı oradan. Bu tür alanlarda zaten radikal gruplar daha hızlı zemin kazanıyor. Şimdi bizim bunlara destek vererek operasyon yapmamızı engellemek adına göz göre göre bazı hamleler yapıldı. Bu da en yükseğiydi, en sertiydi. Bu kadar yüksek zayiat verdirilmek istenildi mi bilmiyorum. Hikayede silah varsa kazara da olur. Ama son tahlilde zaten buna benzer bize uyarılar yapıldı. Yani o topçu desteğini yapan birim otomatikman hedef olur gibi bir şey bize anlatmak istendi. Öte yandan şey de var ama Rusya'nın hava bombardımanları sivilleri de hedef alıyor. Ben bu anlatının şu kısmını da izleyicilere sunmak istiyorum. Hani burada yeter artık bu kadar göçmen bize fazla mülteciler fazla deniyor ya. Türkiye'nin oradaki asıl güvenlik noktaları etrafında yoğunlaştırdığı kaygıları ve ortaya çıkan gerginlik İdlib'den Türkiye'ye göçü de hızlandırıyor. Yani şunu söylemek istiyorum ısrarla, bu çok önemli, dikkatten kaçırılan bir şey.
Türkiye oradaki operasyonlarla Türkiye'ye doğru olan göçü azaltmıyor, arttırıyor. Yani siz bir yandan ben... İdlib'de operasyonu gerçekleştiriyoruz. Ancak bu durumda da hiçbir şekilde o göç durmuyor. Yani Türkiye'ye bu göç dalgası devam ediyor. Şöyle, biz eğer belli bir toprak parçasına tutunmuş unsurlara orada kalın, biz size güvenli ve sakin bir ortam sağlayacağız yerine, biz güvenlik noktalarımızın ötesindeki Suriyelileri püskürteceğiz. Bunu yaparken de rejim muhaliflerini kullanacağız. Rejim muhalifleri eskiden el-Kaideci olabilir ama zamanla bunlar dönüştü falan gibi söylemler kurduğumuzda o göç zaten yoğunlaşıyor. Artı silahları bırakıp sivil kılığına giren bazı unsurlar da bizim sınırımıza doğru geliyor. Dolayısıyla hani bunları tartışamıyoruz ki. Ne yani, burada hedef yani hocam? Hükümetin buradaki hedef, Suriye'deki hedefi ne? Şöyle söyleyeyim, hedef şu: Soçi mutabakatında, şimdi birkaç tane karışık şey var, mesaj var. Ben de anlamaya çalışıyorum. Çünkü bakın bugün Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısını okuyun. Orada bir cümle geçiyor. Güvenilir kaynaklar veya oradaki kaynaklara demiş ki Selvi'ye, bu beni çok ürküttüğü için paylaşmak istiyorum. Demiş ki bu domino taşı etkisi yaratabilir İdlib. Deira'da, Hama'da ve Humus'ta yeniden ayaklanmalar, yani böyle bir ima var. Eğer amacımız buysa, yani yorgun rejim unsurlarına darbe üzerine darbe vurarak yeniden iç savaş veya Esad'ı devirmek gibi bir makro amaç varsa, ki bazen bu dillendiriliyor, bu Türkiye'ye çok büyük maliyeti olacak bir şeydir. Allah aşkına Suriye halkına bir nefes alma şeyi verelim. Yani o insanlara yeniden inşa süreci için, barışın tesisi için, yaralarını sarmaları için biz biraz zaman verelim. Yani şu anda zaten birinci vahim hatamız olan iç savaşın uzamasına istemeden de olsa katkıda bulunmanın ikinci hatası da yeniden Suriye'nin karışması olursa, söyleyeyim size, zaten Esad'ın ülkeyi almak istemediği unsurların sayısı daha da artar. Türkiye Sünniliğin hamiliğine soyunuyor orada. Mezhepçi bir tavra giriyor. Ama bu karşı tarafında mezhepçi bazı adımlar atmadığı anlamına gelmiyor. Yani herkes böyle ortamlarda kendi kimliğine sarılıyor. Türkiye'nin tam olarak eğer korumak istediği şey Suriye'nin boşalmasıysa, şu hamleler buraya gidebilir. Ama eğer Soçi mutabakatına yeniden geri dönelim deniliyorsa, Türkiye kendi yoğun kayıpları üzerinden bir güç gösterisinde bulunabilir, ki ben hani böyle şeyleri sevmiyorum. Kısa ama... Kısa da hocam, Soçi ve Astana'yı da aslında hatırlatmakta fayda yani var. Yani Astana ile ilgili sembolik olarak söyleyeyim. Astana şunu söylüyor sembolik olarak: İran, Türkiye, Suriye ve Rusya bu barış sürecini, savaşın bitişini yönlendirecekler. Türkiye aslında olayın kaybedeni olsa bile Türkiye'nin belli bir önemi var. Bizim yanımızda olursa Türkiye daha rahat kontrol edilebilir. Dolayısıyla Türkiye kontrol edilebilirse oradaki muhalif unsurlara da belli bir denetim sağlanabilir üzerinden. Hatta Türkiye kendisini masaya öyle eleştiriyor. Diyor ki, ben diyor buranın diyor pasifize edilmesi, yani terörden arındırılması konusunda destek olacağım. Ama siz de bir an önce savaşın bitmesi için şey olun. Bir de bizim YPG, PYD unsurlarıyla ilgili operasyonlarımıza karşı çıkmayın. Bunun üzerine, yani biz o operasyonlara karşı şu vaatte bulunduk, ki bu Soçi mutabakatına geliyor Astana'dan. O da şu: biz buradaki radikal unsurları pasifize edeceğiz. Gerekirse güç de kullanmayı içerir bu. Biz burada bu muhalif unsurları denetleyeceğiz ve belli bir bölgeyi silahtan arındıracağız. Bunun karşılığında rejim de o Soçi mutabakatında var olan yerin ötesine gitmeyecek. İki tarafta sözünü tutmadı. Kim önce su koy ver diye ben bilmiyorum ama bizim bilerek, tamamen isteyerek değil, HTŞ'nin sahada zemin kazanması bizim istediğimiz bir şey mi emin değilim. Yani bilmediğim konuda ahkam kesmek istemiyorum. Biz ılımlıları bırakın, daha radikal unsurlarla sahada yan yana kaldık. 10. maddede Soçi mutabakatında terör unsurlarıyla mücadeleyi bir hak olarak koymuş. Rusya da diyor ki, ben diyor Soçi mutabakatına aykırı davranmıyorum ki, terör unsurlarıyla mücadele ediyorum. Sen onlara topçu ateşi sağlayarak anlaşmayı ihlal ediyorsun diyor. Biz de diyoruz ki mutabakatın ötesine geçerek toprak kazanmaya başladın. Suriyeliler de diyor ki Şam'da, iyi de kardeşim bu benim toprağım değil mi zaten diyor. Sen mutabakatına uymazsan ben diyor kendi egemenlik hakkımı kullanmayayım mı? Yani aslında Soçi daha az insanın zarar görmesi üzerinden terör unsurlarını arındırarak meseleyi, savaşı bitirmenin
mutabakatıydı. Şu anda onun yok olması durumunda önümüzde çok ciddi bir belirsizlik alanı doğuyor. 2010 sonu, 2011'den bu yana Suriye'de iç savaşın devam ettiğini söylemek mümkün sanırım. Hala iç savaşın sonuçlandığını, Suriye'de iç savaşın olmadığını söylemek mümkün değil diye düşünüyorum açıkçası. Ciddi anlamda bir mücadele var Suriye'de. Ciddi bu mücadelede Suriye rejimi de çok büyük zayiatlar verdi. Yani birçok kesimle bir mücadelesi söz konusu ülkenin içerisinde ve şu anda da bu terör gruplarıyla ülkesinde mücadele verirken bir yandan da Türkiye'nin Suriye'de İdlib'e karşı gerçekleştirmiş olduğu operasyon söz konusu. Vermiş olduğu zayiatlara rağmen hocam halen bir mücadele verebiliyor olması. Bu noktada yine Rusya'yı soracağım size. Yani Rusya olmadan bu mücadeleyi Türkiye gibi bir devletle, güçlü bir devletle bu mücadeleyi halen verebiliyor olmasını neye bağlıyorsunuz? Şimdi bu tabii izleyicilerimize biraz hafıza tazele. 2013'e kadar, 2013 sonlarına kadar kimse Esad'ın kazanacağına inanmıyor. Herkes Esad'ın gidici olduğu üzerinden kuruyor. Evet. Hatta gidin gazeteleri tarayın. 2013'ten sonra 2014 ile beraber dönmeye başlıyor. 2015'te İran ve Rusya sahaya iniyor zaten. Hı hı. Demek ki şöyle bir şey var. Hiçbir savaşın sonucu baştan öngörülemiyor. Bir. İkincisi Hafız Esad 1976 ve 82 arasında Müslüman kardeşlerle kanlı bir mücadeleye girdiğinde herkes şöyle diyordu. Ya %12 Alevi unsur var. İsmailileri ve Dürzileri de eklediğinizde ediyor %16. Ben bu rakam üzerinde analizleri sevmem bu arada. Yani ama yapılan analizlere referans vererek söylüyorum. İşte Esad gidici. 62'ye kadar Suriye'yi Sünniler yönetti. Tekrar aynı dönem açılacak. Bu bir ara parantezdi falan filan diye tarihler vardı. Baba kazandı. Yani Esad kazandı. Oğlu için savaşı kazanamayacağı söyleniyordu. Oğlu da kazandı. Neden kazandı söyleyeyim. Çünkü bakın Esad da ülkesinden giden pek çok Sünni unsurun geri dönmesini istemiyor. Suriye daha sağlıklı bir yer gibi analizler yapıyor. Ben onu da eleştiriyorum. Hani CHP'lere diyorlar ya Esad'ı siz eleştirmiyor musunuz diye. Esad'ın da ben homojen bir Suriye yarattım gidenler dönmesin demesi bize şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Biz Suriye'yi de barışçıl bir ortam yaratıp yeniden inşa süreci başladığında Türkiye'deki ben Sünni Alevi diye ayırmayı sevmiyorum ama hani hayatın realitesi. Bu insanlar dönmeye çalıştığında Esad hayır efendim bunlar gelince çoğunluk olacak gelmesin diyebilme hakkına sahip mi? Uluslararası hukuk açısından sahip değil olmamalı. Ama şöyle bir durum var. Esad'ın karşısında Sünniliğin hamiliğine soyunanlar radikal Sünni unsurları Sünnilerin temsilcisi gibi ortaya koydular. Ben demin dedim ki Hafız Esad da ayakta kaldı, Başar da kaldı. Niye? Çünkü bu rejim her zaman azınlık sadece azınlık yönetimine dayalı olmakla analiz edildi. Türkiye'deki aklı evvel uluslararası ilişkilerciler hep böyle rakamlar verdiler. Şu kadar Alevi, bu kadar bilmem ne. Hayır efendim, Suriye'de özellikle laik kentli Sünni unsurlarla belli Sünni kesimlerle yan yana gelebildiği için, onları sisteme entegre ettiği için hem Hafız Esad ayakta kaldı ki ben demokratik bir rejimdir demiyorum zaten. Başar Esad da hem Hristiyan unsurlarla hem Sünni unsurların bir kısmıyla yan yana geldiği için ayakta kaldı. Dolayısıyla bu analizler mesela Sünnilerin korumaya ihtiyacı varsa koru da sen Sünnilerin hamisi kesildiğinde hangi aktörlerin Sünnileri temsil ettiğini iddia ettin? Dışarıdan gelen aktörler. Bu Sünnilere de bir koruma getirmedi ki. Pek çok Sünni zaten bu cihadizmden ürktü ve şunu söylemeye başladılar. Bu dışarıdan gelen kelle kesenler gitsin. Biz içeride yine Esad'la mücadelemizi veririz. Yani Suriyeliyim ben. Bunlar nereden geldi gibi. Şimdi biz bu şekilde bir denkleme girdiğimizde Esad nasıl bir üstünlük kazandı? Bakın uluslararası alanda şöyle bir üstünlük kazandı. Ya dediler eskiden rejime muhalif olanlar içinde Aleviler vardı, solcular vardı. Bunlar evrensel ideolojiye sahip. Bunlar gitti. Kimler geldi? Çok acayip örgütler, kelle kesen, hayal dünyasında yaşayan insanlar. O zaman Esad'ı bunlar karşısındaki mücadelesinde elbette destekleriz dediler. Açıktan veya gizli. Çünkü karşısında çıkıp onunla savaşanların tahlilleri ve önerdikleri model uluslararası çevreleri de güç odaklarında itti sonuçta.
Yani şey demeye başladılar, yani iki tane kötü içinden Ehvenişer'i seçeceğiz herhalde. Çünkü bu radikaller Irak'ta yol açtıkları tahribat belli, Suriye'de yol açacakları tahribat belli. İsrail'de zaten ikisi arasında Esad'ı tercih eder. Hı hı. Ama onun dışında İslam Devleti veya DAEŞ ortadan kalktığında istikrarlı bir Esad ister mi? Hayır. O başka bir şey. Ama son tahlilde ikisi arasında seçimde bulunmak zorunda kalsa İsrail'de DAEŞ'e karşı Esad'ı tercih eder. İsrail derken Amerika'yı da kastettiğimi herhalde anladınız. Dolayısıyla yani Esad'la mücadele biçiminde ortaya çıkan arkaiklik, gerilik, bağnazlık Esad'ın da ömrünü arttırmış oldu. Yani evet. Mücadele yöntemlerinin yanlış olması da Esad'ı ayakta tutan unsurlardan birisi. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki bu insanlar çok fedakarlık yaparak, çok sayıda ölü vererek, çok sayıda kayıpla bir direniş yaptılar. Bunu sadece Rusya'ya krediyi vermek de biraz haksızlık oluyor. Haksızlık olur. Dolayısıyla şöyle bir bakış açısı. Nasılsa Kürtler nasıl o bölgede otoktonlarsa ve dışarıdan gelen kelle kesenlere karşı bir hayatta kalma mücadelesi verdilerse Esad da öyle bir mücadele verdi. Bu Esad'ı demokrat yapmaz ama kendi egemenlik haklarını koruyan bir noktaya getirdiği için bir uluslararası meşruiyet de kazandı. Bütün bunlar ihlal analiz edilmeden resmin bütünü gözükmüyor diye düşünüyorum. Dışarıdan gelen unsurlara karşı egemenliğini koruma savaşı verilmesi doğru bir şekilde anlatıldığında Türkiye toplumu da bunu anlayışla karşılıyor. Çünkü hocam, kendisi de böyle bir süreç yaşadı. Şimdi bugün de uçağını düşürdük ve şöyle sürekli olarak haberler geliyor. Suriye'nin işte rejim askeri şu kadar askeri etkisiz hale getirdik şeklinde sürekli haber yapıyoruz biz. Bir savaş mı var diye de sormak isterim. Çünkü böyle bir savaş varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haberi var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi bir savaş kararı aldı mı diye de size soru yöneltmek istiyorum. Şimdi bakın karşımızda çok açık söyleyeyim Abdülhamitçi ve Enveris bir ittifak var. Enverci. Ben bu envercilik meselesini biraz birilerini kızdırma pahasına hep gündeme getiriyorum. Bakın Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin daha başlarında enveristleri yani öteliyor. Biraz istifade ediyor ama ilk elinde güç birikir birikmez enveristleri tasfiye ediyor. Bunu bağlayacağım. Niye tasfiye ediyor? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun batırmanın dışında daha namluya elleri namluya tetiğe değmeyen binlerce, on binlerce askerimizin ölmesinden de sorumlu bir korkunç bir zihniyet var. Şimdi bu Enveris zihniyet ve Abdülhamitçi zihniyete karşı bir duruş sergiler Mustafa Kemal Atatürk ve onun dış politika anlayışında savaş ancak son tahlilde başvurulması gereken bir usuldur. Biz hakkı milli sınırlarımızın içini gözümüz gibi bakacağız ama yayılmacılık yapmayacağız çünkü savaş korkunç bir şey diyor. 10 yıl savaşmış kişi söylüyor bunu. Savaştan kaçan kahramanlık gazları verenler değil. Evet. 10 yıl. Şimdi biz buradaki zemini kaybettik. Dolayısıyla ben devletin içinde ve AKP'nin etrafında bak rejim zayıfmış, dalalım ilerleyelim diyen unsurlar olduğunu da görüyorum. Bunlar kendilerini çok gizlemiyorlar da zaten. Ama bu bir halka ödetilen bedellerin misliyle tekrar yani bu kadar eziyet çekmiş, belki ülkesine dönmeyi planlayan. Çünkü bütün kapılar kapalı aslında. Bari ülkeme döneyim, hiçbir yerde insan muamelesi görmüyoruz. Eskiden bir mültecilik kurumu vardı. Artık işlemiyor deyip belki ülkesine dönecek insanı da caydırdığımız gibi biz de çok fazla vatan evladını bu süreçte kaybedebiliriz. Dolayısıyla bizim hafızamızda bu neden Enverist ve Abdülhamitçi perspektife karşı olduğumuzu ısrarla vurgulamamız gerekiyor. Çünkü bizim cenahta CHP'nin etkin olduğu iklimlerde bu konuda bir müdahale var. Yani bu Enveris tezleri parlatmaya çalışan çevreler var. Biz buraya direnç göstermemiz lazım. Bizim dış politika anlayışımız doğrudur. Bu savaşı isteyenler var bence. Dolayısıyla şu yarınki 5 Mart'taki mutabakattan sonra Türkiye kara operasyonuna gireceğim ben dinlemem gibi bir pozisyona girerse anlayalım ki bu rejimin devrilmesine yönelik bir şey. Ama yarınki şeyde İyi kötü Soçi'yi tamir ederek, 5 Mart'taki pardon, Soçi'yi tamir ederek yol almaya karar verirse o zaman diyeceğim ki en azından böyle bir çılgınlık ötelenmiş ama böyle bir riskimiz var.
ve ürküyorum bu konuda açıkçası. Onu konuşacağız hocam. Şimdi araya gitmeden de bir sorumu yöneltmek istiyorum. Bir diğer önemli başlık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir söylemi vardı. Muhacirlerle ilgili, mültecilerle ilgili muhacir ve ensar diyor. Bu söylemden bugün geldiğimiz nokta, mültecileri insan kaçakçılarının eline bırakan, onları işte sınıra taşıyan, denizden götüren bir duruma itti. Yani öyle bir söylem, dil ve değişiklik gerçekleştirdi ki gerçekten çok tartışılması gereken konular da var. Bunları da sürekli olarak ekranlarda, gazetelerde görüyoruz. Gerçekten insan kaçakçılarına yönlendirilmiş mültecilerin de ciddi bir sorunu oluştu. Bu konuda da hatırlatılması gereken birçok konu var. Bunu birazdan size yönlendireceğim. Değerli seyirciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam ediyor olacağız. Değerli seyirciler, Sansürsüz Gündem kaldığı yerden devam ediyor. Konuşacak oldukça konumuz var. Tekrar ben hocama dönmek istiyorum. Hocam, şimdi size mültecilerle ilgili soruyu yöneltmiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda birçok çalışması, birçok açıklaması oldu. Ensar ve muhacir söylemini kullanıyor. Oldukça kutsayan, oldukça değer veren bir aşamadaydı. Bugünse görüyoruz tabloyu, izliyoruz. Sınırda mülteciler ve sabahta bir açıklama, son resmi kaynaklara göre 130 bin kişinin sınırdan ayrıldığı, Türkiye'den ayrıldığı noktasında bir açıklama yaptı resmi makamlar. Nereden nereye geldik? Yani aşama olarak baktığımız zaman muhacir diyorduk. Ama bugün gelinen noktada insan kaçakçıları hocam röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki işte Avrupa'nın yarısını ben bu yolla taşıdım falan diyen bir kişi ekranlara çıkabiliyor. Böyle çok açıkçası çok rezil görüntülere böyle tanıklık ediyoruz bugünlerde. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Önce medyanın haysiyetini korumak için olağanüstü mücadele veren unsurları, ki biliyoruz kimler bunlar, orada habercilik yapmak için ilk günden koştular. Büyük arabaları yok, büyük aygıtları ve paraları yok ama onlar bize yüzümüzü çevirmememiz gereken bir şeyi anımsattılar. Bir kere insani en temel insani gerekçeler bunun olmaması gerektiğini söylüyor. Uluslararası hukuka da aykırı. Mültecilerin de veya siz ona mülteci demezsiniz, geçici mülteci dersiniz, düzensiz göçmen dersiniz. Bunların da bir hukuku var bir kere. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Aslında meselenin çok boyutları var. Ben bu 2016 Mart'ındaki geri kabul anlaşması sürecinde Türkiye kamuoyunun bunu tartışmaması için her şeyi yaptılar. İşlerine gelmeyen bir şey tartışılmasın diye biliyorsunuz belli yerlere telefon ederler bu arkadaşlar. Şimdi ben basit bir soru sorayım size. Bakıyorum televizyonlarda bu soru sorulmuyor. Biz bu geri kabul anlaşmasını niye kabul ettik? Evet. Para için mi? Veya bize karşı bir koz mu var? Yani bilmiyorum. Hakikaten biz bu maddeyle bize vize serbestisi getirilecek diye 5. maddede var. Perde pay verilecek paralar var ama biz madem 40 milyar dolar harcamışız, hatta Merkel'e şey dedik, senin parana ihtiyaç yok, sen bunları al biz sana para da veririz gibi. Yani Putin'e aradan çık ben hesaplaşayım tarzı üslupla biz böyle çıkışlarda bulunuyoruz. Eğer bu kamuoyu bir gün özgür tartışmaya kavuşursa zaten ve araştırmacı gazeteciler bu konuda çalışma yaptılar mı bilmiyorum. Biz bir kere bu anlaşmayı niye yaptık? Niye kabul ettik? Bu şu anlama geliyor. Bakın bütün düzensiz göçmenleri alacağım ben. Siz bana bunun için bedel ödeyin kabul ediyoruz. O zaman bütün dünyanın bütün göçmenleri yani transit olarak Türkiye'yi hedeflerler. Çünkü Türkiye'de bir alan tarif edilmiş oluyor. Sonra bir noktadan sonra Türkiye bunu taşıyamadığı zaman bir yolunu bulup gideriz zaten. Yani Türkiye'ye gelenlerin pek çoğu zaten Türkiye'den gitmek için geliyor. Türkiye'de çünkü bir mülteci statüsü yok zaten. Yani ensar veya muhacir söylemi için değil. Ben buradan oraya geçebilir miyim diye geliniyor zaten. Sonra karşı tarafın çok yoğun bir iradesi var almamak yönünde.
Burada kalıyorlar. Vatanlarına dönme ile burada kalma ve merdiven altında çalışıp heder olma arasında kalıyorlar. Evet. Şimdi şu savaş operasyon sürerken çok ciddi bir panik hali vardı. Kamuoyuna bunu açıklayamayacaklarına dair. O panik haliyle biraz şeyi boşaltmak anlamında bir yandan da göçmenleri de bak gönderiyoruz Avrupa'ya da bu konuda zorla şey yapıyoruz işte gibi bir söylemle sayılar verilmeye şu saat itibariyle şu diye ki bu da ayıp bir şey aslında. Evet. Ama bu insanlar hiçbir yere gitti yok, bunlar Araf'ta. Yani biz bu insanları Araf'ta bıraktık. Bu ayıp dediğiniz nokta hocam hakikaten önemli. Gerçekten ben de yadırgayarak dinliyorum. 130 bin sayılar veriliyor. Şimdi burada amaç ne hocam yani? Sınır... Operasyonun yaratabileceği tahribatı çevirmek bu kadar basit. Yani şöyle söyleyeyim, siz resmi rakamlara göre 34 şehit vermişsiniz. Başka kaynaklar başka türlü şeyler söylüyor yurt dışındaki televizyonlar. Demek ki burada bir vahim bir hata olduğunu görüyorsunuz. Bunu halka nasıl unutursunuz? Halkın en çok tepki gösterdiği ki çok yanlış bir şey. Şeylerden birisi bu göçmenler. Ayakta kalma mücadelesi veren insanlar. Ama ben demin konuşmamızın başında anlattım. Bu sürecin bu kadar üzerimize yük olarak binmesinde bizim dış politika tercihlerimizdeki hatalar rol oynadı diye. Şimdi ben isterim ki böyle... Hakikaten suç oranları oldukça düşük, korkudan akşam evimizi basacaklar mı diye korkan insanlara, ki zayıfı suçlamak kolaydır zaten. Faşizmin kitle ruhu da hep günahsız, kuvveti olmayan günah keçileri seçer. Hiç şunu sordun mu kardeşim? Senin Türkiye'de dış politika hataların, vahim hatalar yüzünden bu kadar yoğun kitlesel göç yaşanmış ve Türkiye'ye gelenlerin buraya gelip kendi ülkesindeki okulunu, hayatını, evinin sıcaklığını, aidiyetini terk edip buralara düşmesinde sadece bizim değil Amerika'nın da Rusya'nın da Suudilerin de özellikle payı var ama hiç sen onu eleştirmeden gariban yani zaten sürecin kurbanı olmuş kişiye onlar yüzünden şunu kaybettim bunu kaybettim gibi yükleniyoruz. Bir kere zaten belki muhalefetin görevi de biraz bu yapısal analizleri cesur bir şekilde yapmak yani. Dolayısıyla burada bizim de müsebbibi olduğumuz bir süreçte bize de sorumluluk düşüyor. Bu insanları karşı taraf kesinlikle almayacak zaten. Yani Avrupa'da yükselen aşırı sağ bize şunu gösteriyor. Yunanistan'da da bir Syriza yok artık. Nereden bakarsanız bakın Syriza bu insanlara elinden geldiği kadar insani bir tavırla davranıyordu. Şimdi sağ bir şey var. O sağ yapı da aşırı sağcı, faşistik Altın Şafak'tan korktuğu için veya yer yer çakıştığı için söylemleri nasıl gönderdik ama, nasıl dövdük ama üzerinden bir orada bir şey var zaten. Şimdi bu insanlar Araf'ta bir kere. Şimdi mevcut anlaşma yürürlükte kaldığı sürece düzensiz göçmenler olarak Türkiye'ye geri dönme hakları var. Kimse kimseyi kandırmasın. Türkiye toprağından çıktığı zaman bu geri kabul anlaşması ihlal Çok konuşulmuyor bakın hocam. Yani bu söylediğiniz gerçekten ne konuşuluyor önemli. Ki? Yani yani Şehitler Tepesi boş kalacak bizim evet, zamanımızda gibi geleceğim. Güzel bir vaat. Yani şöyle... Gerekirse hepimiz bu ülke için fedakarlık yaparız. Ama gerekmediği zaman veya başka alternatifler varsa benim çocuğum niye ölsün dedik, ötleri koptu. Ötleri koptu. Niye? Çünkü samimi bir tartışma başlamak üzereydi. Hemen ne dediler? Hemen mezhepçilik üzerinden bile genel başkanımıza saldırma cüretini gösterdiler. Çok ayıp yani. Bakın bu bizi dün dolaşıp aynı şeye götürüyor. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti'ni mezhepler ötesi, etnik milliyetçilik ötesi bir dış politikaya kavuşturacağız. Kimseye abilik taslamayacağız, kardeşlik yapacağız. Ama kardeşlikte bizden bir şey talep edildiği zaman devreye girmek üzerine. Bunu daha önce bütünüyle yapamadık. Yani geçmişteki dış politikamız bütünüyle iyiydi, Soğuk Savaş'taki bütün tercihlerimiz iyiydi diye bir şey yok. Yani Amerika ne isterse yapıyorduk bir dönem. Bunlardan da ders alarak ama daha bunların da AKP'nin de hatalarından ders alarak daha doğru düzgün bir dış politika inşa etmemiz gerekiyor. Sonuçta 30 yıl sonra da 40 yıl sonra da bu yaptığımız ayıp yani bu pazarlık, at pazarlığı derler buna. Amerika'da, yurt dışında da. At pazarlığında insanları piyon yani. Olarak kullandık gibi geri gelecek o insanlar. Yani şimdi ne yapacaklar? Başka çareleri yok. Tekrar altını çizelim hocam. Bugün resmi makamların 130 bin kişinin Türkiye'nin sınırlarından ayrıldığının açıklaması yapıldı. Siz diyorsunuz ki bunlar geri gelecek. Şöyle,
Gittikleri varsayılan ülkeler zaten hiçbir şekilde bunları almıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar büyük ihtimalle yani Ege Denizi'nde vesaire oralarda bekliyorlar. Ve çok şöyle trajik bir durum var. Suriyeliler aslında bilinçli bir göçmen topluluğu. Kendi aralarında bir örgütlüler. Gidemeyeceklerini çoğu biliyordu. Çok büyük bir hamle yapmadılar. Asıl Avrupa'ya dair tahlilleri biraz, yani eğitim seviyeleri yüksek olmayan, onların Avrupa'ya ben giderim ve cennet gibi bir hayatım olur tarzı insanları birdenbire. Ya bu da aslında bir tür duygu istismarı. Hocam şimdi bir de... Orada öyle röportajlar yapılıyor dikkat ediyorsanız. Avrupa'da ne yapacağım diyor, bütün rüyalarımı gerçekleştireceğim diyor. Yani evet, şimdi Avrupa yani... Birliği kapısına dayanan kişilerle yapılan röportajlara bakıyoruz ya da dinliyoruz orada. Büyük kısmı... Pakistan uyruklu, Özbekistan uyruklu, Irak uyruklu, yani Suriyeliler... Bakın devleti demokratik olmayan, insanına insan gibi muamele etmeyen yerler çatır 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 diyor ve herkes gidiyor. O zaman bir, bu ülkelerin demokratik olması için elimizden geleni yapmamız lazım. İktisadi destek vermemiz lazım. Batı'nın çok günahı var. Şimdi Batı'nın, Avrupa'nın şimdi demin ona gelecektim. Bu geri kabul anlaşmasını bize dayatarak ne yaptıklarını sandılar? Yani neyi çözebilirsin ki? Bir ülke dağılmış, dünyanın bir sürü yerinde insanlar ekmek bulamıyor. Sen bunları Türkiye'ye doluşturalım da parayı verelim. Bu şey ya, yani mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla hem biz bu geri kabul anlaşmasını imzalarken hatalı davrandık ama Avrupa'da sadece sorunu ötelemiş oldu. Yani şu konuda Türkiye şöyle haklı. Biz bu yükü ancak bölüşerek taşıyabiliriz bütün Avrupa'yla. Tuttu mu Avrupa Birliği'si? Ne söz vermişti ve ne yaptı hocam? Yani şöyle, onu da bağlayalım. Bir kere yani çok değişik maddeler var orada. Vize muafiyetini de araya sıkıştırdık. Bir kere o konuda bir adım atılmadı. Bizim ama onlara vize muafiyeti öncesi verdiğimiz bazı hukuki düzenleme sözleri var. Terörle mücadelenin tanımını biraz daha demokratikleştirme falan filan. Bir sürü süreçte herkes aslında ayak sürüyor. Bir de bize gelmesi, vaat edilen paraların da gelmediği yönünde şeyler var. Çok da hocam komik rakamlar. Ama Merkel şey dedi, dünkü açıklamasında ilginç bir şey söyledi. Bana bu konuda bir şikayet veya talep gelseydi oturur konuşurduk dedi. Yani bu can havliyle alınmış bir iletişim şeyi de olabilir. Bak işte kapıları açtık diyerek biraz tansiyon düşürme şeyi de olabilir. Ama ne olacak söyleyeyim. Avrupa Birliği de bunu böyle sürdüremez. Bakın dünyanın giderek neoliberalizm üzerinden yarattığı bir bencil şey var. Sen bir fakir ülkeye demokratikleşme koşuluyla belli maddi destekler verebilirsin veya orada istihdam yaratıcı şeyler yapabilirsin. Bu tür şeylerden kaçıp hiçbir sorumluluk almazsan o ülkenin sistemi çatırdadığında o insanların göçmen olarak sana gelmesi kaçınılmaz. Yani küresel bir sorumluluğumuz var. Mesela Mısır'la ilgili kimse konuşmuyor. 90 milyonluk ülke, 50 milyar dolarlık bile bir ekonomik ihracat büyüklüğü olmayan, çökmekte olan bir devlet. Ekonomisi iflas etmiş, demokrasisi yerlere sürünüyor. Ben ona yaşlı fil diyorum Mısır'a. Bu ülkenin çöktüğünü düşünün. Orta Doğu istikrar kazanamadığı gibi çok büyük bir göçmen dalgası daha oluşur. Siz peki Sisi'yi destekleyip Mursi'yi tepelerken Sisi'yi desteklemek dışında ne yaptınız? Yani bir otokrattan öbür otokrata koşup duruyoruz. Yani dolayısıyla dünyanın da çok ciddi, Batı'nın özellikle çok ciddi şeyleri var. Hani bazıları şey diyor, ya siz hep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz. Yani bizim Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nin bencilliğini ve kendi içine kapanarak dünyadaki meseleleri kör kalışını da eleştiriyoruz. Yani bu bizi Türkiye'de yapılan hatalara eleştirmekten şey yapmaz ki. İkisini de eleştirme özgürlüğümüz var bizim. Şimdi hocam 27 Şubat'ta bu yaşanan acı olayın ardından muhalefetin talebi oldu. Özellikle partinizin, Cumhuriyet Halk Partisi cumartesi günü bir olağanüstü toplantı çağrısı vardı. Bu gerçekleşmedi. Yani baktığımız zaman uluslararası örgütler acil olarak toplandı ve İdlib'i ele aldı. 27 Şubat'ta bu yaşandı. Cumartesi aradan 2 gün sonra bir talep vardı. Gerçekleşmedi. Bugün hocam 3 Mart. Bugün bir meclis, kapalı bir oturum gerçekleşti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu bugün ele alındı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek yok ki. Bir iletişim başkanımız var. Kamuoyunu bilgilendirmek mi görevi yoksa ana muhalefet lideriyle polemik yapmak mı belli değil. Kendisi atanmış bir arkadaş, birkaç yere atanmış bir arkadaş. Normal güzel mi hocam? Yani bu da ayrı tartışma yani konusu. Şimdi atanmış... diyorlar ya, Türkiye Devleti'nin bir aklı var. Ben bugün bazı tahliller gördüm, dün gördüm. Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı diye, devlet aklı tepki koydu diyenler var. Şimdi ona geleceğiz ama, ya şimdi bir devletin bu kadar uzun
kurumsal geleneği olmasıyla övünen, 1876'da ilk meclisini açtığını övünen Namık Kemalleriyle, Jön Türkleriyle, yani muhalif kültürüyle, 1908 ile 1923 ile övünen bir devlette, yani bakan, 3 tane bakanın adını kimse söyleyemiyor. Evet. Yani bir özel şirketin başındaki kişi turizm bilmem neyin bakanı oluyor. Kendi şirketi alıp yürüyor falan. Şimdi nasıl bir yapı bu? Bu bir kere hiçbir kurumsallaşmanın olmadığı bir şey. İletişim başkanının görevi çıkıp bilgi vermektir bir sürü yerde dünyada. Ve polemik yapıyor. Peki ona o alanı kim açıyor? O kendisini bir sürü bakandan nasıl güçlü görüyor? Çünkü bu sistem oturmuş bir sistem değil. İşlemiyor bu sistem. Yani dolayısıyla ben bunu çok yadırgıyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Dışişleri Bakanı ayrı telden çalıyor. Dışişleri bürokrasisi ayrı telden çalıyor. İbrahim Kalın ayrı telden çalıyor. Erdoğan başka bir yerden gidiyor. Ve bir meclis eğer hemen toplanıp karar alamıyorsa, durumu değerlendiremiyorsa zaten o devreden çıkarılmış veya çıkarmak isteniyor gibi. Bugün kapalı oturumun şeyini bilmiyorum ben ama hemen toplanması gerekirdi. Bir de topluma şu mesaj verilmeliydi. Yani biz buradaki acıyı hep beraber gözden geçirdik. En doğrusu neyse bundan sonra el birliğiyle yapacağız gibi bir rahatlatıcı söylem. Nasıl ben şeyde koronavirüsle ilgili iki tane videoyu koyduğunuzda insanlar rahatlıyorsa, hani şuna dikkat edin, buna dikkat edin, biz zaten sabahları otobüsleri dezenfekte ediyoruz diyorsunuz, millet rahatlıyor. Bu haberlerin de yapılış amacı bu. Var aslında. Ama bizde ne var? Bir kere iktidar muhalefeti meşru görmüyor. Türkiye'nin kadim sorunu bu. Bir kere muhalefeti meşru görmüyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu bir siyasi nezaket timsali. Hep sorumlulukla hareket ediyor. Dolayısıyla siyasi nezaketin Türkiye'deki temsilcileri Allah'tan bir tek Kılıçdaroğlu'yla sınırlı değil. Meral Hanım'da da bunu görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ta da görüyoruz. Temel Karamoğluoğlu'nda da görüyoruz. Ama iktidar cenahında çok ilginç bir şey var. Yani bizleri yaftalayarak, bizleri her gün bize hakaret yağdırarak kendilerinin yaptıkları hataların görülmeyeceğini sanıyorlar. İki seçimdir bunun tutmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bir acayip bir kurumsallaşamamanın getirdiği bir çaresizlik hali de var. Biz şundan ürküyoruz. Bu kaos hali, kurum olamama hali, ortak aklın tamamen çökmüş hali Türkiye'ye zarar verecek diye korkuyoruz. Yoksa olağan süreçlerde, olağan seçimlerle tabii ki biz bu iktidardan seçimler yolunda kurtulmak istiyoruz ama o kalan süre içerisinde Türkiye'nin vahim maceralara sürüklenmemesi için de elimizden gelen sorumluluğu gösteriyoruz. Örneğin dilimizi sertleştirmiyoruz. Bakın genel başkanımız kendisine yapılan saldırılara aynı şekilde karşılık verseydi ne olurdu? Yani insanlar kahvehanelerde birbirlerine girerlerdi. Mesela dikkat edin, bu ülkenin tansiyonunu kim düşürüyor? Veya ben hep basit bir soru soruyorum. Çok basit bir soru soruyorum. Şimdi bir AKP'li hemşerime dedim ki şu 3-4 tane lider ismi saydım. Bunların hangisi komşun olsa daha rahat geçinirsin dedim. Gülerek Kılıçdaroğlu dedi. Yani AKP'li kendisi. Şimdi biraz da böyle insani yerden bakalım. Bu ülkenin kutuplaştırılması, kutuplaşma değil bakın. Kutuplaştırılması iki düzeyde oluyordu. Laik dindar çatışması üzerinden. Toplum buna karşı bir savunma mekanizması geliştirdi. Ekrem Bey'e son dönemde muhafazakarların oy vermesi bunun bir göstergesi. Biz hiçbir şekilde hayat tarzı istismarı mevzularına girmiyoruz. Laikliği savunuyoruz ama yani hayat tarzı istismarının kılık kıyafet vesaire mevzu. Bunu biz boşa çıkardık. İkinci abandıkları yer Türk-Kürt karşıtlığı oldu. Şimdi bütün seçim stratejisini bunun üzerine kuracaklar. Biz de tabanımıza insanlara diyoruz ki Türkiye'nin bölünmesini istemiyorsak Kürtlerin bu ülkeye kendilerini eşit hissetmeleri için her türlü çabayı yapacağız. Bu bizi HDP'li veya PKK'lı yapmaz. Tam tersi Türkiye'nin bütünlüğü için sorumluluk alan parti yapar. Yine o hattan gideceğiz. Bu Türk-Kürt kutuplaşması üzerinden muhalefete alan daraltma stratejisini de geçen seçimde boşa çıkardık. Gene boşa çıkaracağız. Daha kötüsü şey de olabilir. Yani hep kimlikler üzerinden, bu sefer mezhepçilik şey üzerinden de ilerleyebilirler. Yani CHP'nin bu dönemki stratejilerinden de bazı anahtar bilgiler vermeye başladınız. Evet, yani biz bütün bunlara hiçbir zaman prim vermeyeceğiz. Yani şöyle bir şey, bizim için insanlar kimliklerinden öte tercihleriyle de önem taşır. Dolayısıyla biz teorik olarak falanca kişi filanca background'dan geliyor, onunla asla yan yana gelemeyiz tarzı bir şeye asla kapılmayacağız. Çünkü modern siyasetin tanımı şudur. Doğuştan gelen aidiyetlerin dışında tercih yapabildiğin zaman siyaset anlam kazanıyor.
Geçen seçimde mesela neden ikinci turda Ekrem Bey'e o kadar yüksek yönelindi? İnsanlar, muhafazakar insanların da bir kısmı ya dediler, en değerli kurumumuz olan seçimleri elimizden alıyorlar. Ekrem Bey'i seveyim sevmeyeyim ki çoğunun sempatisini de kazandı ama Ekrem Bey'e destek vererek aslında ben en sevdiğim %80-90'larla katıldığım seçim mekanizmamı da koruyacağım dedi insanlar. Ben toplumda bütün bu kutuplaştırma siyasetine karşı muazzam bir direnç de görüyorum. Bazı liderler bağırdıkça, öfkelendikçe kendilerinin karikatür haline geliyorlar. Genç kuşaklar özellikle bunu hiç anlamıyor. İnce ince dalgasını da geçiyorlar. Dolayısıyla biz bu gerilim tuzağına düşmeden topluma derdimizi anlatma için elimizden geleni yapıp Türkiye'yi bu çukurdan demokratik yollarla çıkaracağız. Genel Başkanımızın bir konuşmada söylediği gibi sivil bir diktatörlüğü demokratik yollarla alt edeceğiz. Ama çok sancılı süreçlerde yaşanabilir bu örneğin gösterdiği gibi, İdlib örneğinin gösterdiği gibi. Bir diğer konu hocam, 2 gün sonra, bugün 3-5 Mart'ta, evet 2 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir görüşme gerçekleştirecek. 5 Mart'ta görüşecekler. Bu görüşmeden ne çıkar? Bu konuda bir öngörünüz var mı hocam? Yani bir ateşkes çıkar mı? Çıkarsa anlamı ne olur ya da başka bir şey? Şimdi şöyle bir şey. Rusya'nın bu 27 Şubat'tan sonra belli bir soğukkanlılıkla, temkinle hareket ettiği, biraz Türkiye'nin gazını atması gerektiğine dair belki bir şeyi var. Belki bir planlama aşamasında yani değerlendiriyor elindeki seçenekleri. Valla devletin üst kademelerinde nasıl bir strateji var bilmiyorum. Bilmiyoruz bunu. Demin dedim ya bazı tuhaf şeyler, riskler beni korkutuyor diye. Eğer Soçi mutabakatını işlemeyen yönlerini de toparlayarak düzeltelim deniliyorsa bence bu iyi bir şey. Olur. Rusya ile uzlaşı olur mesela bunları konuşalım hocam. Bir ara vereceğiz. Değerli seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Değerli seyirciler, aranın ardından devam ediyoruz. Hocam 5 Mart'ı konuşuyorduk. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecekler. Bir uzlaşı olur mu demiştik. Bu görüşmede neler yaşanabilir? Kaldığımız yerden devam edelim ben, isterseniz. Eğer bizim yöneticilerimizin niyeti hakikaten Soçi'nin ihlalleriyle ilgili durumu düzeltmek ve Soçi'de işlemeyen maddelere dair birkaç revizyon yapmaksa Rusya'nın bunu kesinlikle kabul edeceğini düşünüyorum. Hatta belki de 27 Şubat'ın hemen öncesinde son iki gün 27 Şubat'a 26-25 Şubat civarlarında bazı öneriler getirdikleri söyleniyor. Demin söylemiştim. Doğrulayamam. Şimdi bizim Soçi mutabakatını yeniden tesis etmemiz mümkündür. Yani eğer bunu istiyorsak bu olacak. Ama bunu istemiyoruz. Bunun ötesinde bazı taleplerimiz olacaksa o zaman çok karmaşık bir denklem devreye girer. Onu demin söylemiştim. Bir de bu konuda hükümete yakın basında biz güvenli bölgeyi de konuşacağız, Rusya'dan onay alacağız falan filan gibi şeyler söyleniyor. Teorik olarak şu andaki mücadeleler sınırımızda bir güvenli bölgeye en azından alan açmayı engelleyici şeyler değil. Yani Rusya'nın çıkıp sen sınırının hemen güneyinde sivillere niye güvenli bölge açıyorsun diyeceğini ben sanmıyorum. Oradaki tartışma da çok doğru yürümüyor. Hani bu, çünkü manipülasyon var burada. Demin anlatmaya çalıştım. Bu mücadele yüzünden güvenli bölge açamıyoruz ve Türkiye'ye yönelik bir göç oluyor söylemi çok inandırıcı değil aslında. Yani orada göç, potansiyel göç tehdidiyle sanki bizim orada olmamız bu potansiyel göç tehdidini ortadan kaldırır gibi bir algı var. Bu doğru değil. Ama sivillere yönelik Rusya'nın ve Suriye'nin yaptığı hatalar var mı? Var. Yani bu objektif olarak zaten kayıtlara geçen bir şey. Bunu teslim etmek lazım. Ben demin dediğim gibi buradan bir mutabakat çıkabilir ve çıkması da lazım. Hakikaten Suriye halkına en ufak bir saygı duyuyorsak, onların egemenlik haklarını geçtim, en temel insan nefes alma, güvenli bir ortamda yaşam haklarına saygı duyuyorsak mutabakatı zaten en çok bizim istememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu son dönemde, özellikle son dönemde 2010'dan bu yana, ondan önce başka bir politikası vardı aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. İç savaş ve iç savaştan sonra politikası baştan aşağı değişti. Bu politikanın hocam Türkiye'ye kazandırdığı bir şeyler var mı?
Bu Orta Doğu'ya yönelikse şöyle bir iddia var temelde. Eskiden Türkiye koşulsuzca Batı ittifakının yanında yer alıyordu. Ki bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Dönemlere göre farklılaşıyor. Bazen Ecevit'in veya Sezer'in olduğu zamanlarda Amerika'nın veya Avrupa'nın pek çok talebine direnildi de. Nispi bir özellik korunabildi. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Merkez sağ iktidarlarda bu nispi özellik hep gerilemiştir. Çok tuhaf bir şey bu. Bakın. Aslanız, kaplanız, Sakarya, vatan millet Sakarya diyen Demokrat Parti döneminde de 52'de NATO'ya, Kore'ye askeri gönderme, Demirel'in zamanında da Batı ittifakına çok fazla rahat tavizler verirken, daha sol Ecevit, İnönü veya işte Sezer'in Cumhurbaşkanlığı döneminde nispi özelliğimizin korunmasına, yani bağımsızlığımızın korunmasına, Batı ittifakının içindeyiz ama her şeye de eyvallah demeyiz tarzı bir şey tutturulmaya çalışıldı. Bir kere bu anlamda AKP'nin söylediği işte bunlar tamamen batıcıydı, ben geldim tamamen yerlici oldum, bir kere yanlış. Bir kere Türkiye'de AKP'nin sorunu bir büyük devlet sendromuna kapılmış olması. Elbette geçmişi Türkiye'nin Osmanlı Cumhuriyet çok görkemli bir geçmişi var ama büyük devletin ölçüldüğü şey kapasitedir. İktisadi kapasiteniz olmasa, insan sermayeniz, iktisadi kapasiteniz yoksa askeri kapasiteniz de olmuyor. Nitekim siz S-400'ler ve Patriotlar arasında savrulurken milli ve yerli ve kişilikli dış politikadan bahsedemezsiniz. Temel mesele yerli ve milli olduğunu iddia ettikleri bu dönemde özellikle Arap Baharı sonrasında Türkiye'nin stratejisinin çökmesi ve onun yerine herhangi bir stratejiyi ikame edememesi. Bunda ideolojik körlük çok maalesef rol oynuyor. Yani dış politikada ideolojinizi yok sayamazsınız. Benim bazı değerlerim var. Elbette dış politikaya yansımasını isterim ama tamamen dış politikayı bu ideolojik körlüğünün üzerinden kurarsanız mesela şöyle hatalar yaparsınız. Birincisi dersiniz ki ben Suriye'de Müslüman kardeşlere İhvan'a dayanarak rejim değiştireceğim. Niye? İhvan Suriye'de güçlü. Nereden biliyorsun? Kaç tane uzmanın vardı? Bir kere Esad, Baba Esad İhvan'ı çökertti. Bazı unsurlarını sisteme entegre etti. Bazı unsurlarını Körfez'e gönderdi. Bazılarını Batı'ya gönderdi. İhvan'ın güçlü olmadığı bir zeminde Türkiye şöyle bir kurgu yaptı. Bir, ben dedi Esad'ı devireceğim. Başarılı oldu mu? Hayır. İki, Kürtlerin aktörleşmesini engelleyeceğim. Kürtlerin aktörleşmesini engelleyeceğim. Başarılı oldu mu? Hayır. O zaman sen iç savaşın başında Orta Doğu'ya ve Suriye'ye dair kurduğun iki makro hedefi ikisinde de başarılı olamadın. Ve savaşın bittiğini kabul edersen dış politikanı revize ederek bir strateji oluşturma şansın olabilir. Ama sen ne yapıyorsun? Aynı yerden devam etmeye çalışıyorsun. Bir de Amerika ile ilişkiler güven bakımından tarihin en kötü noktasında. Avrupa Birliği ile de ilişkilerimiz şu noktaya geldi. Karşılıklı şantaj ve tehdit ve birbirine mecburiyet üzerinden bir yer. Rusya ile bir Avrasyacılık sevdasıyla yönelikleri Rusya'nın aslında Türkiye'nin çok kaldıramayacağı şeyler talep edebileceği ve bizim o yapıda da yerimiz olmadığına dair bizzat AKP çevrelerinde bir bilinç oluşuyor. Nerede o zaman göreli özelliğe sahip dış politika? Oradan oraya savruluyorsunuz. Bazı makro meselelerde tercihte bulunmanız lazım. İkincisi yeniden bir strateji oluşturulması lazım. Bunların yapabileceği bir şey değil bu. Yeni bir iktidar Türkiye ortaya koyduğunda böyle bir stratejiyi koyacak. Çünkü demin söylediğim gibi mezhepçiliğe sıkışmayan ve etnik milliyetçiliğe de sıkışmayan bir yeniden revizyon dönemi yaşanacak. Birkaç başlık daha kaldı hocam. Onlara da ufak ufak değinelim isterseniz. Bir Şehitler Tepesi ile ilgili iktidarın ve muhalefetin özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve partinizin bu konuda açıklamaları oldu. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya şunu söyleyeyim. Bugün Genel Başkanımızın konuşmasına değindi. Şu anda Suriye'de sadece şehit olanların ailesi değil. Orada 7000'in üzerinde askerimiz var. Onların anneleri gece uyumuyor. Onların aileleri tedirginlik içinde. Dolayısıyla biz mecbur olduğunda zaten ülkemizin savunması için inanılmaz sıfırdan battığı iddia edilen toparlanamayacak ülkeyi kurtarmış bir ülkeyiz zaten. Bir halkız. Dolayısıyla bu insanların bu tedirginliğine gerek yok. Yani bu insanların bu dış politika maceralarıyla bu kadar üzülmelerine gerek yok. Biz güvenliğimizi artırıcı enstrümanları
askeri enstrümanlar, savaş operasyon enstrümanları dışında da kullanmayı bilseydik ki hala onu yapabiliriz, bu kadar zayiata gerek olmayacaktı. Unutmayalım ki bizim şunu bana ikna etmeniz lazım. Bizim İdlib'de olmamızın Hatay'ın veya Mersin'in güvenliğine doğrudan doğruya zaruridir. Orada olmamız lazım. Yoksa Hatay veya Mersin veya Türkiye güvenli değildir tezini bana kanıtlamaları gerekiyor. Ben buna inanmıyorum. Biz çok uzun yıllar boyunca bölgedeki karışıklıklarda kendi sınırımızın ötesine müdahalede bulunmadan da enstrümanlar kullanabildik. Örneğin Kuzey Irak'taki oluşmakta olan Kürt realitesiyle Türkiye ne yapabilirdi? Uzun süre çatıştı. Bir noktada ise işbirliği ortam olanaklarını gözden geçirerek karşılıklı birbirine çok güven duymasa bile karşılıklı bir anlayış kurabildi. Evet. Şimdi bunun gibi alternatifleri denemek gerekiyor. Mesela Esad'la ilgili de şöyle bir durum var. Esad'ın Suriye'de seküler bir çoğunluk kurabilmesi için kendi unsurlarının dışında Kürtlerle beraber olması lazım. Bu bize niye rahatsızlık versin ki? Biz bundan niye rahatsız olalım? Mesela bir CHP olarak ben Esad'ın ya bu ülkede Kürtlerle ben barış halinde olursam benim gibilerin de bir zemini olur. İyi kötü bir demokratik süreç koyabilirim. Kürtleri de iktidar yönetiminin içine katarım. Bu diğer unsurları dışlama anlamına gelmiyor da orada çok ciddi bir unsur onlar. Yani belli bir bölgede ağırlığı olan ve aşağı yukarı coğrafi bir konsantrasyonu olan insanlar. Bu tür dış politika enstrümanlarında şunu biz söyleyebilsek ve yapabilsek, Türkiye'nin içindeki Kürtlerle olabildiği kadar, Türkiye'nin bütünlüğü koşulunu hiçbir zaman göz ardı etmeden, çünkü biz Türkiye'nin bölünmesini istemiyoruz. Tamam, çok güzel. MHP'liler de istemiyor. Peki bunun araçları nedir diye sorduğumuzda farklılaşabiliriz. Türkiye'nin bütünlüğünü istiyorsak içerideki Kürtleri rahat ettirmemiz gerekiyor. Çok da büyük talepleri yok. Kürtlerin Türkiye'den ayrılmak istediği de yok zaten. Sınırımızın ötesindeki akrabamız olan Kürtler, nasıl Araplar da akrabamızsa, bu söylem iyi bir söylemdir. Bunlarla da biz her şeylerine eyvallah demek zorunda değiliz. Her taleplerini kabul etmek zorunda değiliz ama en azından karşılıklı bir birbirimize ile iş bir masa etrafında oturabilecek düzeye gelirsek, o zaman zaten Esad da kendi coğrafi realitelerini kabul ettiği zaman pek çok sorun ortadan kayboluyor zaten. Ha, siz bu seçenekleri sonuna kadar zorladınız, başaramadınız da askeri seçeneğe mi yöneldiniz, yoksa bütün bunlara ön yargılarınız yüzünden hiç şans vermediniz ve bu alana mı sıkıştınız? Bu soru çok önemli diye düşünüyorum. Peki, hocam bir eleştiri var partinizde. Esad'ı hiç Esad'ı eleştirmediğiniz, daha çok Türkiye'de iktidarı eleştirdiğiniz yönünde tepkiler, sözler, eleştiriler var. Bu bir algı mı yoksa gerçekten böyle mi? Bir dakika önce zaten ben Esad ile ilgili ne söyledim? Bakın, İranlılar kendi Kürtleriyle barışmalı. Onlar da Kürt sorunlarını öteliyorlar aslında. Irak kendi tercihleriyle olmayan bir federasyona gitti. Onu içselleştirmekte zorlanıyor. Eskiden Sünniler kabul etmezdi. Şimdi Şiiler kabullenmiyor Kürtleri. Türkiye'de benzer bir sorun var. Suriye'de benzer bir sorun var. Ben ne önerdim? Tıpkı Türkiye'nin kendi iç barışını demokrasi üzerinden kurması ve güçlendirmesi gerekiyorsa, Suriye'nin demokratik, layık bir geleceği olacaksa, ben demokratik, seküler bir Suriye tercih ederim bu arada. Bu ayıp değil yani. Hani birileri bazı şeyleri çok rahat söylüyorsa, bizim de bu tercihimizi söyleyebilmemiz gerekiyor. Demokratik, layık bir Suriye, Kürtlerin dışlanacağı bir formülü olamaz ki. Bu çok basit yani. Yani baktığınızda toplumsal yapıya, demin dedim ya, bütün Sünnileri radikal sanan bir tavır var. Sünnilerin oturmuş seküler kültürü olan çok geniş bir Sünni çevre var. Kürtler var. Esad'ın etrafında kümelenenler var. Bunlar zaten demokratik bir Suriye'nin, olası bir demokratik Suriye'nin olmazsa olmazları. Şimdi ben ne dedim? Esad bunları görmezse kendisini Rusya'nın hamiliğiyle bir yere kadar götürebilir. Sizin kendi toplumunuzun sosyolojik realitesi üzerinden kendinize alan açmanız lazım. Yani Rusya ile bir yere kadar, yani çok yoğun bir saldırı altında Rusya'yı denkleme soktunuz ama esas kendi yerli aktörlerinizle bir şey yapacaksınız veya yapamayacaksınız. Şimdi bunun üzerinden ben demin de değinmiştim. Esad'ın şöyle bir şey yapması lazım. Şimdi dışarıya gidenlerin büyük kısmı ve Türkiye'ye gelenlerin büyük kısmı Sünni, yoksul Sünniler, köylerde, kırsal alanda yaşayan Sünniler. Bunların
Suriye'de de, Mısır'da da, İran'da da, Türkiye'de de İslamizasyon süreçlerinin en çok dışında köylüler kaldı. Radikal İslamcılık köylere falan ulaşmış değildi. Bu insanların Suriye'ye dönmesinin önünde Esad engel oluşturacaksa, hı hı, ben daha küçük olsun benim olsun gibi bir zihniyetle, bakın bu insanların mülkiyet hakları var, ülkelerine dönme hakları var. Mesela CHP olarak biz bunu sonuna kadar savunuruz, zaten savunuyoruz. Suriye'nin bir geleceğin olabilmesi için ülkeden çıkanların dönebileceği bir ortam olması lazım. Burada da Esad'a düşen çok sayıda şey var. Hı hı. Unutulmasın, Esad'a karşı muhalefet ortaya çıktığında en aktif unsurlar içerisinde solcu, sosyalist kesimler vardı. Önemli. Unutulmasın bu. 5 dakika kadar bir süremiz kalmışken bir iki konuya daha girmek istiyorum. Aslında reklamlardan önce biraz da siz değindiniz diğer konuda. Şehit cenazesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sergilemiş olduğu bir tavır vardı. Tokalaşmadılar. Burada şu mu demek istiyor? Yani orada bir tepki mi var? Yani burada CHP'yi mi sorumlu tutuyor MHP? Bakın, yani CHP'yi eleştirirsiniz de son 30, 40, 50, 60 yılda CHP'lilerin aktif olarak karıştığı bir şiddet olayı var mı? Yani CHP'lilerin örgütlü bir şekilde sokakta birini sıkıştırıp dövdüklerini gördünüz mü siz? Bu soru çok önemli. Çünkü biz medeni, sivil, medeni duruşu temsil eden bir partiyiz. Bizde siyasal nezaket de var. Şimdi bakın, bu ülke çok daha büyük felaketlerle karşılaşabilir. İnsanlar demez mi ya, şu ülkeye bak, şu anda şöyle bir acı çekiyoruz. Bir deprem yaşadık mesela. Allah muhafaza, bir deprem yaşadık. Şuraya bak ya, işte falanca partinin genel başkanı, filanca partinin genel başkanı elini sıkmadı. Bunlar bakın sadece soğuk savaşta kalan şeyler değil. Soğuk savaşta kalması gereken, unutulması gereken şeyler değil. Bunlar zaten 17-18 yaşındaki gençlere bile çok ters etki yapabilecek şeyler. Yani mesela buraya bakan kişi liderim böyle yaptı diyerek kendi etrafındaki diğer genç arkadaşlarına başka türlü gözlerle bakabilir. Biz bundan çok acı çekmedik mi yani? Bu ülke soğuk savaşta pek çok ülkücü hapse düştüğünde, pek çok devrimciyle ülkücü hapiste düştükten sonra çıkıp birbirleriyle yan yana gelip şunu demediler mi? Ya bizi kardeşi kardeşe kırdırdılar. Ne kadar hatalıymışız. Şu devrimci diye kötülediğimiz insanlar da Anadolu insanıymış. Onların da idealleri varmış. İdealleri için mücadele ediyormuş gibi bir süreç olmadı mı? Bizim bunlardan ders çıkarmamız ve birbirimizi mümkün olduğu kadar, bakın, sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. Çünkü biz milyonlarca insanın oy verdiği partileriz. Aynı saygıyı HDP ve Demirtaş da hak eder. Dolayısıyla o kadar insanın oyunu alan MHP de hak eder, İyi Parti de hak eder, CHP de hak eder. Bakın, Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar üslubunda o kadar saldırı altındayken bile en ufak bir kayma yok. Çünkü şunun farkındayız biz. Bunun Temel Karamoğlu da farkında, Meral Akşener de farkında. Bakın, Meral Akşener demişken bir şey söyleyeyim. Buyurun. Her hafta İyi Partili bir arkadaş 8-10 kişinin saldırısıyla dayak yiyor. Peki İyi Parti bunu tırmandıracak bir şey yaptı mı? Bu hafta mecliste yaşandı. Hatta yaşandı. Milletvekiline saldırıldı. Kamuoyunun gündemine gelen gelmeyen bir sürü şey. Bu insanlar bunu hak etmiyor. Ama ne yapıyorlar bakın? Karşılıklı bir kan davasına dönmesin diye olgunluk gösteriyorlar. Aynı şeyi biz de yapıyoruz. Biz Türkiye'de bu kutuplaştırma siyasetini boşa çıkarmak için bazen o kadar incindiğimiz halde, o kadar hakarete uğradığımız halde bu bizim kendimizi savunamadığımız anlamına gelmiyor. Toplumu kutuplaştırmadan çıkarıp başka bir seçenek olduğunu, siyasetin gerçek anlamda bu soğuk savaş kalıntısı yapılar, zihniyetler üzerinden değil de yeniyi işaretleyerek olması gerektiğini önce bizim göstermemiz lazım. Yani biz de ağız dalaşına girerek, hakaretlere yağdırarak ilerlersek toplum muazzam bir çaresizliğe gömülür. Der ki yani bunlar birbirlerini yiyorlar, bunlar mı bizi kurtaracak? Halbuki bizim Türkiye'nin önünü açmamız gerekiyor. Ana muhalefetin liderinin ve ana muhalefetinin bu sorumluluğu gösterdiğini görüyoruz. Zaten bizim partimizin şiddetle ilişkisi hiçbir şekilde kurulamaz. Soğuk savaş dönemi ve sonrasında da kurulamaz. Ya bu tavır önemli gerçekten hocam. Yani söyledikleriniz gerçekten değerli. Çünkü bir faydası yok bu kutuplaşmanın, bu kavganın. Türkiye'yi çok sıkıntıya sokabilecek şeyler yaşanabilir. Söylediklerinizi gerçekten önemli buluyorum. Bir şey daha ekleyeyim. Çok sayıda ülkücü vatandaş, ülkücü Kemal Kılıçdaroğlu'na gelip diyor ki işte CHP'lilerin bu duruşu bizi çok etkiliyor. Lütfen bizim de
bu tarz üsluba yakın durduğumuzu düşünmeyin diyerek kendilerini ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bu da çok sağlıklı bir şey diye düşünüyorum ben. Ya açıkçası son bölümde daha size yöneltmek istediğim sorular vardı açıkçası. Sizin gündem müsaade etmiyor. Gündem gerçekten buna müsaade etmiyor. Ben çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız rica ederim, için. Rica ederim, sağ olun. Değerli seyirciler, Sansürsüz Gündem programında bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Yüksel Taşkın, Profesör Doktor Yüksel Taşkın bizlerleydi. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Salı günü Sansürsüz Gündem'de görüşünceye dek hoşça kalın.